Arkadaşlar merhaba. Geçen dersimizde talep analizini tamamladık. Şimdi arz analizini anlatacağız. Piyasa ünitesinin arkadaşlar ikinci bölümüne geçtik. Yani talep kısmını açıkladık. Genel olarak talep fonksiyonu özellikleri. Şimdi arz analizinden bahsedeceğiz. Ondan sonra dediğim gibi üçüncü kısma geçip arz talep dengesini bir mal piyasası üzerinden açıklayacağız. Şimdi aynı mantığıyla hareket ediyoruz. Taleple ilgili genel açıklamalar neyse arzla ilgili açıklamalar hemen hemen aynı. Yani yorum olarak aynı ama içerikte negatif fonksiyon yerine şimdi pozitif fonksiyon durumundan bahsedeceğiz. Yine sınıflandırmayı yaptık bakın talepte olduğu gibi. Arz analizinde yine 3 tane olgu üzerinden gittik genel manada. Yani arz denildiği zaman bir üreticinin X malı arz etmesi. Yani malı piyasaya arz eden temsili bir firmanın bulunması haliyle burada arkadaşlar nasıl bireysel talep demiştik talep analizinde. Burada da firma arzı ifadesini kullanıyoruz. Da firma arz eğrisi de diyebiliriz. Eğri üzerinden yorum yaparsak. Tüm üreticiler bir malı arz ediyorsa o zaman piyasa diğer ifadesiyle endüstri arzı ifadesini kullanıyoruz. Tüm üreticilerin tüm malları arz etmesi olayı da yani ekonomi topyekun üretim potansiyeli de haliyle toplam arz ifadesi oluyor. Bu kısım makro iktisat kısmı oluyor. Biz özellikle firma arzı sürecinden ve son olarak da arz analizinin sonuna doğru da piyasa sürecinden bahsedeceğiz. Tıpkı talep yolu olduğu gibi açıklamayı sonlandıracağız. Şimdi talepte tanımlamada arkadaşlar ayrım yapmıştık. Şuna benzer bir tanım yaptık. Yani fiyat miktar ilişkisini gösteren tüketicilerin çeşitli fiyatlardan satın almak istediği mal ve hizmet miktarıdır diye. Bu analiz tanımıdır. Yani fiyat miktar ilişkisini gösterdik. Ama gerçek manada talebin tanımı ne demiştik? Satın alma gücüyle desteklenmiş istek ve arzudur. Ve KLS yaklaşımında bu durum neydi? Efektif talep. Şimdi aynı tanım arkadaşlar burayı aldık ama o dediğim gibi satın alma gücü falan onları bir kenara bırakıyoruz. Sadece normal formata uygun yani analizde inceleme yapacağımız formata uygun tanımlamayı yapıyoruz. Ne diyoruz? Belli bir dönemde üreticilerin, tüketicilerin yerine şimdi bakın üreticilerin çeşitli fiyatlardan satmaya hazır oldukları mal ve hizmet miktarıdır. Bakın burada yine bir fiyat miktar ilişkisi görüyorum. Öyleyse arkadaşlar bir arz fonksiyonu oluşturmam lazım. O arz fonksiyonunda bağımsız değişken olarak yine talepte olduğu gibi fiyatı seçip öteki ekmenleri sabit bırakmam lazım. Yani genel denge yönteminden kısmi denge yöntemine geçmem lazım. Şimdi temsili bir arz fonksiyonu oluşturduk. Burada yazdım ben arz etkileyen unsurlar nelerdir veya arz miktarı diye. Şimdi bir tane mal ve hizmet sepeti seçtik yine X malı. Dolayısıyla X malının arz miktarına ulaşmaya çalışıyoruz. Ve arz miktarını etkileyen unsurları da sırasıyla hemen neler olduklarını yazıyoruz. Birincisi yine ilgili malın fiyatı. Yani X malı fiyatı. İkinci ayrım diğer malların fiyatları. Üçüncü kısım arzda en önemli unsur olarak kabul edilen maliyet unsuru arkadaşlar. Gelirin yerine maliyet geliyor ve bunu da kendi içerisinde bileşenlerine göre de sınıflandırma yapabiliriz. Bir tarafa vergiyi, bir tarafa da sübvansiyonu yazabiliriz arkadaşlar maliyet içerisinde. Aynı zamanda maliyeti kendi içerisinde değerlendirirken alt başlık olarak yazabilirsiniz. Mesela ücretler, işte ham madde fiyatları falan diye sermayenin fiyatı gibi. Onları da maliyet kalemi içerisinde gösterebilirsiniz. Biz parametre parametreye gidiyoruz. Burada yer alan ifade teknoloji. Bakın talepte yer alan teknoloji ifadesi burada ne oldu? Zevk ve tercih ifadesi burada ne oldu? Teknoloji oldu. Bu doğrudan dolaylı unsurlar dikkat edelim. Mesela teknoloji talebi etkiliyor mu? Etkiliyor ama doğrudan değil. Dolaylı. Teknoloji önce arza yansıyacak ve arza yansıyınca da mal ve hizmetlerin işte kalıpları, şekilleri, görüntüleri, içerikleri mesela bir üst model çıkacak mesela herhangi bir üründe teknolojik eşya piyasası örneğin. Biz de buna bağlı olarak zevk ve tercihlerimizi ne yapıyoruz? Değiştiriyoruz arkadaşlar. O yüzden teknoloji arz, zevk ve tercih taleptir diye. Yine beklenti kavramı var. Arkadaşlar bunu da yine kendi içerisinde ikiye ayırabiliriz. Birincisi ekonomiye yönelik beklenti firmaların ekonomik beklentileri ortaya çıkabilir. Sonuçta piyasada o yer alacak. Tüketici cevap verecek buna. İkincisi de yine arkadaşlar fiyat beklentisi. Bir şekilde sınıflandırılabilir. Şurada da talep değil ama tüketici sayısı ifadesinin yerine firma sayısını yazıyorsunuz. Üretici sayısı yani. Şimdi arzı veya arz edilen miktarı etkileyen unsurlar nelerdir? Kendi içerisinde sınıflandırdık hemen. Ne dedik? Biz önce arz eğrisini oluşturmamız lazım dedik.
Hemen kısmi denge yöntemine bir gidelim. Öteki malların fiyatları, maliyet, teknoloji, beklentiler ve firma sayısı sabit kabul edildi. Öyleyse aksi belirtilmediği sürece bir X malının arz miktarı ilgili malın fiyatının bir fonksiyondur dedik. Ve şuraya hemen altına ceteris paribus varsayımında, hatta şöyle fiyattan alalım, ötekileri ayrı yorumlayacağımız için şuradan böleyim. Ceteris paribus varsayımında X malının arz edilen miktarı aksi belirtilmediği sürece o malın fiyatının fonksiyonudur diyelim arkadaşlar. Görüntüyü elde edeceğiz. Sabit bıraktıklarımızı da şöyle seçelim kendi içerisinde. Onlar da bu tarafta dursun. Görüntüyü elde etmemiz için fiyata soracağız. Arttıkça arz miktarı nasıl yansıma olur diye. Fiyat artarsa üretici daha çok mal ve hizmet satmak ister deriz normal şablonda. Fiyat düştükçe üretici daha fazla mal satmak istemez, satmak istediği mal ve miktarını kısar deriz. Aradaki ilişkinin doğru yönlü olduğunu görürüz. Ve bu doğru yönlü ilişki varsayımına göre de arz eğrisi düzlemde pozitif, eğimli çizilir deriz. Yani bu doğru yönlü ilişki literatürde aslında yine Marshall'ın deyimiyle arz kanunu olarak ifade edilir deriz. Düzlemi oluşturduğunuzda da herhangi bir başlangıç noktası vermeden şöyle temsili bir arz eğrisi X malına ait miktar, fiyat, işte bakın nokta hareketliliğinde şöyle eğri üzerinde hemen gözlemleyebiliriz arkadaşlar. Q1, Q2, P1, P2 dedik ve arz fonksiyonunu elde ettik X malına ait. Ne anlama geliyor? Fiyat arttıkça üretici arz ettiği miktarı artırır. Bakın eğri kaymadan eğri üzerinde bir noktadan başka bir noktaya hareket, yani yukarı yönlü olacak şekilde. Eğer fiyatlarda düşüş meydana gelirse o zaman üretici arz ettiği miktarı kısacak ve arz eğrisi üzerinde bu kez aşağı yönlü bir hareketlenme ortaya çıkacak. Biz bu olguya ne diyeceğiz arkadaşlar? Talepte de yapmıştık. Ayrıma dikkat. Arz miktarının değişmesi. Ve ne diyeceğiz? Sadece arz miktarı diyeceğiz. Yani arz değil, arz miktarının değişmesi diyeceğiz. Olay şöyle ortaya çıkıyormuş. X malının fiyatı artınca üreticiler daha fazla ürün getiriyormuş piyasaya. Daha fazla mal satmak istiyormuş. Ve arz eğrisi üzerinde yukarıya doğru hareket oluşuyormuş. X malının fiyatı düştüğünde üreticiler daha az mal satmak istiyor. Pazara daha az ürün geliyor ya da pazarda olan ürün kısılıyor. Arz eğrisi üzerinde aşağıya doğru hareket meydana geliyormuş. Yani biz arkadaşlar burada öteki etmenler sabittir deyip fiyatı seçtiğimizde sadece ve sadece arz miktarının değişmesini yorumlamış oluyoruz. Ne demek arz miktarının değişmesi? Eğri üzerinde hareketlenme demek. Yani fiyat eğri üzerinde hareketlenmeye sebep oluyor. Ötekilerde arkadaşlar eğrinin değişmesi. Diğer ifadesiyle arzın değişmesi. Diğer ifadesiyle arz fonksiyonunun değişmesi. Diğer ifadesiyle arz eğrisinin kayması. Şimdi bu bahsettiğimiz 4 tane durumdan herhangi birini kullanabiliyoruz arkadaşlar arz eğrisinin kaymasında. Yine X malının arz eğrisinin yer değiştirmesine bakarsak şöyle yine numaralandıralım eğrinin kaymasını göstereceğimiz için. İkinci durum ve üçüncü durum şeklinde. Burada arz eğrisi sağa doğru, şurada da SX2 arz eğrisi bir bütün halinde sola doğru. Şimdi herhangi bir nokta belirleyelim şuradan. Şimdi ilk durum arkadaşlar eğri kaymadan önce üretici açısından şurada sağlanmış mı? P1, Q1 demişiz. Yani üretici P1 fiyat seviyesinde Q1 kadar mal ve hizmet satışı yapıyor. Yani orada bakın yine bir hasılat durumu ortaya çıkıyor. Yani üretici P1 fiyattan Q1 kadar mal satarak şurada oluşan dörtgenin alanı kadar bir hasılat hacmi yaratmış oluyor kendisine. Herhangi bir sebeple arz eğrisi sağa doğru kayıyor. Ne oldu arz? Artmış oldu. Arz eğrisi sağa doğru kaydığında bakın arz miktarı her fiyat seviyesinde Q2 noktasına geldi. Demek ki arkadaşlar şurada arz artışı pozitif durum. Tersi durum olsaydı şuradaki Q3 noktasına geliyordu. Haliyle o zaman üreticide arkadaşlar arz ettiği miktar her fiyat seviyesinde aradaki şuradaki Q1 ve Q3 arasında mesafe kadar kısmış oluyordu. Şimdi bunu arkadaşlar söz olarak açıklarsak ne diyeceğiz bak. Arz miktarının değişmesi. Burada ne dedik? Arzın değişmesi var eğri üzerinde. Öyleyse
herhangi bir arz düzleminde arkadaşlar, herhangi bir sebeple arz artışı olduğunda arz eğrisi bir bütün halinde sağa doğru, dikkat et, aşağıya doğru kayar diyeceğim. Yani talepte sağ kayınca yukarı demiştim, negatif olduğu için ne oluyor? Sağ kayınca yukarı oluyor. Ama arz eğrisi pozitif eğimli olduğu için sağa doğru kaydığında aşağıya doğru kayar. Yani soru kalıplarında bazen arkadaşlar sağa sola kayar yerine aşağıya hangisi arz eğrisini aşağı doğru kaydırır der. Yani bu ifadeyi böyle de yukarı doğru kaydırır der. Taleple karıştırmayın yani. Orası ters taleple. Ama sağ sol muhabbeti aynı. Arz azalırsa arz eğrisi bir bütün halinde bu kez sola doğru. Yani yukarı doğru kayar deriz. Ve eğrinin kaymasını bu şekilde yorumlarız arkadaşlar. Şimdi fonksiyon anlatımı zaten içsel dışsal yorumundan da biliyoruz. Talep fonksiyonu da örneklendirdik, betimledik. Üretim olarak insana da gösterdik kayma durumlarını. Şimdi bu eğriyi kaydıran unsurları fonksiyonda bıraktığımız dışsalları tek tek inceleyerek yorumlayalım isterseniz. Aradaki farkı zaten öğrendik. Bu arada bir önceki kısımda talep ünitesinde talep konusunda arkadaşlar anlattığım o sözel soru tiplerine, mesela malın fiyatı, zevk ve tercihler, kişinin geliri yazmıştım tahtaya, hatırlayın. Onun aynısını arz versiyonu üzerinden, mesela malın fiyatı, teknoloji, maliyet, yukarıdakilerden hangileri arzı etkiler dediğim zaman yine aynı mantıkla sorunun çözüleceğine dikkat et. Yani fiyat arzı değil, arz miktarını etkiler olayı burada aynı şekilde devam ediyor. Şimdi etkileyen unsurlar arkadaşlar sırasıyla isterseniz inceleyelim. Hemen şöyle arzı etkileyen unsurlar. Şimdi her fiyat seviyesinde arz miktarı artar, her fiyat seviyesinde arz miktarı azalır diyorsunuz yine. Yani sadece arz miktarı değişir, arz değişir, ondan sonra arz miktarı değişir. Bunu unutma. Yani şu olduğu zaman her fiyat seviyesinde bak arz edilen miktar arttı. Şu olduğunda her fiyat seviyesinde bak arz edilen miktar ne oldu? Azaldı. Aynı örnekler burada da geçerli. Şimdi arzı etkileyen unsurlardan sırasıyla başlayalım. Talepten farklı olarak burada yorumda çok dikkatli olmamız lazım. Şunu unutmayın. İkame ve tamamlayıcılıkla ilgili bir soru sorulduğu takdirde, şimdi arz bittikten sonra biz piyasa dengesine geçeceğiz. Arzı çizeceğim, talebi çizeceğim, arzı çizeceğim. Düzlemde bir şey değişecek talep veya arzdan biri. Eğri kayacak, ne olduğunu bulmaya çalışacağım. Mesela arz talep sabitçe, arz ve talep eğrisinin verildiği bir piyasada herhangi bir sebeple talep artarsa ya da arz artarsa gibi ifadeler kullanacak. Ben burada mal ve hizmet sepeti örneklemde yer alırsa şu koşula dikkat edeceğim. Eğer soruda arkadaşlar malın niteliği vurgulanırsa, yani ikame mal fiyatı artmıştır, tamamlayıcı mal fiyatı artmıştır veya azalmıştır gibi bir ifade kullanırsa sadece ve sadece tamamlayıcılık ve ikame özelliği talepte arayacağım. Yani bu unsurları talep eğrisini kaydırır diye alacağım. Ama hiç ikame ve tamamlayıcı gibi muhabbetlere girmezse, sadece sorunun içerisinde arkadaşlar öteki mal fiyatı derse o zaman arza bakacağım. Yani arz eğrisinde ikame ve tamamlayıcılık özelliği vurgulamıyoruz arkadaşlar. Diğer mal fiyatı diyoruz. Öteki mal fiyatı diyoruz. İkameyi siz yaratırsınız, iki firmayı birbirine rakip edersiniz. Yani sen X malı ile Y malını birbiri yerine koyarsan, rakip olarak görürsen ister istemez de bir rekabetin başlangıcı anlamına geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu ikame tamamlayıcılık mevzusunda tüketici odaklı açıklama yapacaksınız. Bak ben buraya yazmamışım ikame tamamlayıcı diye. Ne yazmışım? Diğer malların fiyatları yazmışım. O zaman ilk ondan başlayalım arkadaşlar. Diğer malların fiyatları acaba arıza nasıl yansıyacak? Çok göreceli bir durumdur. İktisadi olarak açıklama yapacaksınız. Dikkat edeceksiniz. Diğer malların fiyatları deyince acaba X malı, Y malı, ikame mi, tamamlayıcı mı diyesin gelebilir demiyorsun kesinlikle. Geliyorsun şuraya. Y malı fiyatı artarsa biz neyi arıyoruz? X'in arzını arıyoruz. İkinci durum, Y malı fiyatı azalırsa neyi arıyoruz? X'in arzını arıyoruz. Bizim işimiz aradaki ilişkinin doğru yönlü mü yoksa ters yönlü mü olup olmadığını bulmak. Onu bulacağız, işi bitireceğiz. Fazla kurcalamayın, hata yaparsınız. Söylediğim şeyi direkt oturtun, tamam deyin olaya. Tamam mı? Ona dikkat ediyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Firma için akılcı olan şey ne ise firma onu yapmalıdır mantalitesiyle açıklıyorsunuz. Firma X malı piyasasında ise zaten arkadaşlar uzak ara aralarında malların çok büyük farklar varsa zaten yorum yapmak anlamsız. Yani ben dondurma satıyorsam koltuk fiyatı yükseliyorsa zaten burada bir iktisadi açıklama yapmak mümkün değildir. Aralarında bir alaka yoktur. Genellikle arkadaşlar üretim faktörlerini yönlendirebileceğiniz endüstriler olmalıdır.
Yani atıyorum mallar birbirine bir noktada birazcık da benzemeli burada. Çünkü şu olmalı yani. Ben X mal üretiminden vazgeçebilmeliyim. Mesela tarımsal ürün piyasasında bu durum çok görülür. Adam mesela ekili dikili alan mesela X üretiyor ama Y'nin fiyatların arttığını görüyor. Y'nin fiyatların arttığını görünce üretici diyecek ki ya bu piyasada X malı iş görmüyor ama Y malının fiyatı artıyor. Y malı kazanç sağlıyor diye düşünecek ve üretim alanını yani ekilebilir alanları Y mal üretimine yönlendirecek. Özellikle biliyorsunuz iktisadi analizde dinamik analiz dediğimiz bir analiz yöntemimiz var. Bu analiz yönteminde arkadaşlar özellikle mesela soğan sarımsak gibi piyasalarda dönemsel fiyat bağlamanı anlatan bir Cobweb teoremimiz var. Örümcek ağ teoremi. Bu videonun sonunda anlatacağız zaten arkadaşlar. Bu tip alanlarda mesela bu duruma çok ortaya çıkar. Yani adam atıyorum soğan satıyor, sarımsak fiyatı yükseliyor. Adam bir sonraki dönem soğan üretmeyecek, sarımsak üretecek yani. Ne yapacak? Bu mal pahalı hale geliyorsa bu malın üretiminden vazgeçecek. Öyleyse bu ucuz diyorsa o zaman X'e yüklen. Ne oldu şimdi burada? Akılcı olan duruma göre aradaki ilişki ters yönlü oldu. O zaman öteki malların fiyatları artarsa X'in arzı azalır ve arz eğrisi bir bütün halinde sola doğru kayar. Öteki mallar ucuzluyorsa X'in arzı artar. Değişmeyebilir ama ters yönlü ilişkiye göre dediğim gibi iktisadi olan üreticiye göre açıklamayı yaparsak bir bütün halinde arz eğrisi sağa doğru kayar. Bu şekilde yorum yapıyorsunuz. Unutmayın yani karıştırırım dedin mi? Yani ikame, tamamlayıcı, bağımsız falan karıştıracağın an ters yönlü ilişki aklına gelsin. Ötekini üretmek daha akılcıdır cümlesini yaz bir yere iş biter. Birincisi bu. Gelelim şimdi en önemli mevzuya. Yani arz kararı alma, üretme, üretmeme. Acaba üretsem mi, üretmesem mi, ikilemeye düşme. Ne bileyim, bu dönem üreteyim, gerekirse tek bir sonraki dönem üretmem gibi. İkilemlere düşüren üreticiyi, kararı aldıran veya aldırmayan, iyi veya kötü, temel unsur maliyet. Arz da olmazsa olmaz. Arzı etkileyen, hatta bir sonraki ünitede esnekliğini de göreceğiz. Arz esnekliğini etkileyen en önemli unsur arkadaşlar, maliyet mevzusu. Geldim şimdi, şuraya yazdım. Maliyet, cost. Hemen direkt yorumunu yapalım. Örneklemleri alt alta izledim. Vergileri, sübvansiyonları hepsini örnek üzerinden de gösterelim arkadaşlar. Firma için maliyetlerin yükseldiği ortam, üretimin daha çok zahmetli hale geldiğinin göstergesi, arz düştü. Maliyetlerin düştüğü ortam, üretimin nispeten daha kolay hale geldiği ortam. Arz ne oldu? Arttı. Salt yorumla maliyetle arz birbirini ters yönde etkiler. Bu tamam. Bileşen olarak arkadaşlar kaynaklarda verilen örnek olduğu için işte neyi kullanıyoruz? Vergiyi veya negatif vergi işte sübvansiyon dedik. Sıralayalım kendi içerisinde. Devlet vergiyi artırdı. Vergiyi artırması demek maliyetlerin ağırlığı artar demek. Üretim nispeten zorlaşıyor. Arz ne oldu? Düştü. Öyleyse vergiyle maliyet dursun şimdi. Maliyet mekanizma zaten. Vergiyle arz arasındaki ilişki ters. Vergi düştü. Maliyet de düştü. Öyleyse arz ne oldu? Arttı. Demek ki arkadaşlar burada zıt yönlü bir durum var. Vergi ile arz ters yönlüdür diyoruz. Sübvansiyonda negatif vergi olduğuna göre, destek olduğuna göre sübvansiyonların arttığı ortamda maliyetin yükü hafifledi. Ne oldu? Arz arttı. Desteği çekti devlet. Sübvansiyonlar düştü. Zahmete ben katlanacağım. Arz da ne oldu? Azaldı. Hocam ben bunu bir türlü anlamıyorum. Yani devlet destek versin vermesin. Bu firma bu üretimi yapmıyor. Arkadaşlar bir noktada sübvansiyon demek üreticiye bir nevi gelir desteği sağlamak demektir. Bana kalacak para, 100 milyar para var. Şurada mesela sıkıntılı bir ortam var çözmem gereken. 100 milyar paranın 10 milyarı buraya gidecek. 90 kalacak. 10 milyarı devlet hafiflettiği zaman sen 10 milyar daha fazla üretim yaparsın. 10 milyardır. Yapmazsa 10 milyarı oraya harcayacağın için kalan 90'a göre üretim yapman lazım. Haliyle çıktı seviyesinde nihai değerde bir azalma meydana gelecek ya da artış meydana gelecek. Bu nedenle arkadaşlar maliyet üzerinden yorum yapıyoruz. Eğer vergi sübvansiyon muhabbetine girmezse arkadaşlar. Örneğin üretim faktörlerinde tutarsa ki genellikle arkadaşlar temel faktörler olan ikisini yani emek ve sermayeyi baz alarak sorduğunda da hemen şöyle yapıyoruz. Bir tane şablon seçelim. Birinci örneğimiz emek üzerinden olsun. Dedi ki sana
işçi ücretleri artarsa arz analizine göre aşağıdakilerden hangisi meydana gelir? İşçi ücretleri artarsa maliyet yükseliyor. E maliyet yükseldiğine göre de arz ne oluyor? Düşüyor. Böyle bir örnek seçebilirsin. Yorumlarsın. İkincisi sermaye odaklı bir örnek şablon kuralım. Mesela dedi ki ham madde fiyatları düşerse ne güzel işte maliyet hafifledi. Arz ne oldu? Arttı. İşte arkadaşlar bu maliyette bayağı bir örnek bulabiliyoruz arkadaşlar yorum olarak da. Mesela ithal edilen bir mal ve hizmet vardır. Orada mesela uygulanan bir tarife bilmem şu su bu su falan vardır. Yani bu tip mesela derinlemesine örnekler de kullanabilir. Önemli değil. Maliyete ulaşın. Ulaştığınız zaman zaten arzı çözersiniz direkt. Yorulmadık maliyeti. Devam edelim. Vergi, sübvansiyon falan yorulmadık. Teknoloji. Arkadaşlar ayrı bir bileşen olarak teknolojiyi aldığında zaten yorumunda ne olduğunu fark ediyorsun. Şimdi diyorsun ki işte teknolojik olanaklar arttı. Teknolojik olanaklar arttıysa üretimi nispeten kolaylaştırmış oldu. Ne oldu? Arz artmış oldu. Teknolojik olanaklar düştü. Yani bedene bir noktada iş gücüne ağırlık biniyor burada. Nispeten de çıktı seviyesi azalmış oldu. Yani parça başı üretim seviyesinde bir düşüş yaşanır teknolojik olanaklar gerilediği zaman. Yani makine teçhizat üretim yaparsanız otomasyona geçti. Çıktı seviyesi birdenbire yükselir. Yani kişinin kendi başına yapacağı şeyi, mesela bir makine yapıyorsa ve bu makinede 10 işçinin yapacağı topyekun üretim tek başına yapabiliyorsa bir gün iş günü içerisinde toplamda çıktı sayısında belirgin bir artış ve azalış yaratır. Bu nedenle teknolojik olanaklar arzı iyi yönde etkiler, artış yönde düşerse de arzı düşürür şeklinde yorumlanır. Burada herhalde bir problem yaşamayız arkadaşlar. Şimdi bir de beklentiye bakalım. Talep analizini arkadaşlar anlatırken, beklentiyle ilgili yorum yaparken bugünü yorumlayın. Gelecekle ilgili karar alamazsınız demiştim size. Aynı şey burası için de geçerli. Yani gelecekte ne olacağını bilemeyiz. Çünkü beklenti kesinliği olmayan bir şey. Gerçekleşiyor mu gerçekleşmiyor mu bilmiyoruz. Beklentide arkadaşlar iki tip yorum yapılıyor. Ekonomiye yönelik beklentiler var. Burada arkadaşlar iki tane ayrım var zaten. Ekonomik beklentiler ya olumludur ya da olumsuzdur. Sınavda bu sekmez hata yapmasın zaten. Olumlu bir beklenti varsa, biraz arkadaşlar finansal sektörde meydana gelen krizler veya işte ne bileyim iş gücü piyasasındaki işte daralmalar, genişlemeler falan. Bu tip olaylar arkadaşlar dışarıdan firma etkileyen bilhassa dışsal pozisyona etkileyen unsurlarda olumlu ve olumsuz ayrıma göre arz kararda ne oluyor? Değişiyor. Olumlu yönde değişim olursa arz arttı. Olumsuz yönde değişim olduğunda arz ne oldu? Düştü dersiniz ve işi noktalarsınız. Ekonomik beklentilerin dışında bir de arkadaşlar beklentinin ikinci ayrımı fiyatta var. Fiyat beklentisi. Şöyle kısaca EPD'yi gösterelim. Şimdi üretici sattığı X malı fiyatının artacağını düşünüyor. Ne olur arz? Ya da üretici sattığı X malı fiyatının düşeceğini düşünüyor. Arz ne olur diye sınıflandırılıyor. Burası önemli. Şu yönden önemli. Üretim ve arz noktasında ayrımda arkadaşlar özellikle hata yapılabiliyor burada. Şimdi sen hemen şöyle bir mantık güttün hemen kafanda. Ben bunu anlatırken sen sonra yorum yapmaya başladın zaten. Dedin ki fiyat artış beklentisi olursa hocam o zaman üretelim ya. Üretirsin zaten ondan en fikir sıkıntı yok. Ama arz eder misin işte? O var. Orada önemli olan. Sen şimdi bunu yorumlarken bak bazı arkadaşlar dedi ki hocam üretelim. Bununla eşdeğer tuttu. Kimisi dedi ki hocam artacaksa o zaman fiyat satmam dedi. Bir kısmı da bunu söylüyor şimdi videoyu izlerken. Satmam ne yaparım? Elimi tutarım bekletelim fiyat artsın öyle satacağım dedim. İşte arkadaşlar bu yorum yapan arkadaşlar bir noktada bir ayrımda sıkıntı yaşıyor. Üretim arz. Bunu eşdeğer tutarsanız bu işin içerisinden çıkamazsınız. Üretmek ve arz etmek aynı şey değil. Siz burada çıktı yaratma faaliyetinden bahsediyorsunuz. Yani sunuma hazır hale getirme faaliyeti. Arz ise sunma eylemi arkadaşlar. Öyleyse şöyle diyeceğim ben. Fiyat artış beklentisi olduğunda, bak örnek vermiştim talepte hatırında. Zam gelecek deyince ne yapıyordum? Alıyordum. Fiyat artmadan ne yapayım? Alayım. Sen almaya çalışırsan firma da vermemeye çalışacak. O zaman ne yapacak? Fiyat artış beklentisi olduğunda firma arz etmek istediği miktarı kısacak. Fiyat yükseldiğinde satarım diyecek. İşte örnek verdik sigara örneği. Değil mi? Zam geleceği zaman almaya çalışıyorum ama büfeye gittiğinde ne diyor? Yok diyor. Adam tezgahtaki ürünleri ne yapıyor? Tezgahın altına koyuyor. Zam gelsin öyle satacak. Adam parça başı kar marjı ne yapmaya çalışıyor? Artırmaya çalışıyor. Ama ne yapıyorsunuz? Üretiyorsunuz bu esnada. Yani bu iş yeri sahibi sizseniz
Böyle bir beklenti ortaya çıkarsa ekonomide ararsın fabrikayı, üretin dersin. Zamlanacak. Ama getir sat demezsin. Getirip satma olayı ne zaman olacak? Fiyat arttığı zaman olacak. Öyleyse fiyat beklentisi artış yönünde değişirse firma üretimi artırıyormuş ama arzı ne yapıyormuş? Kısıyormuş. Bize de üretim noktası lazım değil. Ne noktası lazım? Arz. Düzleme çizdiğimiz eğri arz eğrisi çünkü arkadaşlar. Fiyat düşüş yönünde beklenti olursa da bir an önce satayım, kurtulayım mantığı var. Öyleyse arkadaşlar bak fiyat artma beklentisi, talebi artır dediğimde arzda azaltı olmalı. Orada doğru yönlüydü. Burada da haliyle ortaya çıkan sonuç ters yönlü oluyor ve gelecek kısmı eğer seçeneklere dahil edilir veya gelecek kısmıyla alakalı bir soru tipi denenirse de ne diyordum? Belirsizdir diyordum. Yani beklenti kesinliği olmayan bir durumdur diyordum. Gelelim şimdi sonuncusuna arkadaşlar. Firma sayısında meydana gelen artış. Yazalım şimdi. Firma sayısı artarsa. Firma sayısı yükseldiğinde üretici X malı arzı nasıl değiştirir? Firma sayısı azalırsa arz nasıl değişir? Şimdi aynı endüstri üzerinden düşünmemiz lazım. Yani bu X malını üreten üretici de düşünmemiz lazım. Ya da X malının benzerinin aynısını üreten üretici sayısının piyasada artması ve azalması durumu. Burada da sıkıntı yaşanabiliyor bazen. Anlatırken mesela denk geliyoruz derslerde falan. Hemen ifade edelim. Tüketici davranışı gibi yorumlarsak eğer, yani talep analizindeki nüfus artışı talebi nasıl etkiler mantığıyla hareket edersek hiçbir sıkıntı yaşamayız. Yani şöyle, tüketici sayısı arttıkça talep artar diyorsak üretici sayısı arttıkça da arz artar dememiz lazım. Hem firma bazlı bakabilirsiniz hem piyasa bazlı bakabilirsiniz. Şöyle yani, yeni bir firma geliyor demek piyasaya, firma sayısı artar dediğinde aynı endüstri dalından bahsediyorsunuz. Ben bu X malını satıyorum, başka üretici piyasaya geliyor, X malının aynısını ya da bir benzerini satmaya başlıyor. Pazarı ona kaptırmamaya çalışırsınız. Öyleyse siz arz edeceksiniz. Çekerseniz kendinizi, buyur gel kardeş sen sat, ben yetince sattım derseniz o zaman iktisadi yorum olmuyor. O zaman firma sayısı artarsa ben kendi sattığım malın miktarını ne yapmalıyım? Artırmalıyım. Pazarı ona bırakmamalıyım. Ha, firma sayısı azaldığı zaman da o zaman arzı kısabilirim ki kısarsan daha iyi olur. Niye? Çünkü arkadaşlar başka firmanın piyasadan çekilmesi sizin malınıza olan talebin artması anlamına gelir. Şimdi X malı piyasadan çekilince herkes Y malı almak zorunda kalacak. Sen de üretimi düşük tutarsın, haliyle fiyat da yükselir, daha yüksek kar marjı ortaya çıkar. Bakın aradaki ilişki doğru yönlü. Piyasa bazlı bakış açısı nedir? Firma sayısı arttıkça arkadaşlar endüstriye hitap eden X malının veya benzerinin işte muadili neyse bir bolluğu da ortaya çıkacak. Yani ayrı ayrı üretim toplamı da kendiliğinden ne olacak? Şekillenmiş olacak arkadaşlar. Firma sayısının yorumu da bu şekilde olacak. Şimdi arz fonksiyonuyla ilgili anlatım yapacağız ama hazır burada firma sayısı, endüstri, piyasa ifadesini kullandık. Şunu da söyleyelim arkadaşlar, burayı iyice bir temizleyelim. Ondan sonra kafamız rahat bir şekilde matematiksel kısma geçelim. Arz fonksiyonlarının yorumu da talep fonksiyonları gibi ama pozitif fonksiyon olduğu için biraz daha dallı budaklı. İsterseniz şu firma piyasa ayrımını bir yapalım. Şunun üzerinden arzı etkileyen unsurları zaten açıklamış olduk. Şimdi arkadaşlar şöyle bir cümle yazalım. Firma arz eğrilerinin yatay toplamı. Hatırla. Bir benzerini bir önceki derste yazdık. Ne dedik? Bireysel talep eğrilerinin yatay toplamı. Firma arz eğrilerinin yatay toplamı ne demek oluyor o zaman? Hemen yanına yazalım. Piyasa, yer ifadesiyle endüstri arzı ya da arz eğrisi. Ne yapacağız o zaman? İşletme vereceğiz iki tane. Piyasada üretim yapan, arz başlangıç noktası vermeyelim. Fonksiyon dediğimiz gibi bir sonraki kısımda anlatılacak. Şöyle biraz daha böyle büyük geniş bir eğri alalım. Şimdi burada sırasıyla arz fonksiyonu oluşturan bir tane de şurada var. Mesela S1 arz eğrisi, bu Ali işletmesi olsun, şu da Liya işletmesi olsun. Şuraya yazalım şimdi. Ali işletmesi, burası da Liya işletmesi dedik. Bir fiyat seviyesi alalım arkadaşlar. Bu endüstride
aynı tip mallarda ya da birbirine çok benzer olan mallarda bir fiyat seviyesi alalım mesela. Ne diyelim fiyata? 5. 5 lirayken Ali işletmesi 200 birim mal satmış cari dönemde. Aynı fiyat seviyesinde Niye işletmesi cari dönem sonunda piyasada 350 birim mal satmış. Fiyatı artıralım veya herhangi bir sebeple arttığını varsayalım. 7 lira olduğunda Ali işletmesinin 300 birimi, Niye işletmesinin de 500 birime yükseldiğini varsayalım üretim noktasında. Şimdi ne yapacağız? Aynı fiyat seviyesinde ilgili endüstri toplam üretim hacminin ne olduğunu bulmaya çalışacağım. Yani neye geçeceğim? Endüstri arzına geçeceğim. Öyleyse şurada oluşturduğum, bakın, endüstri, Ali Belediye işletmelerinin bulunduğu endüstride 5 lira fiyat seviyesinden toplam arz miktarına bakarsak eğer 200 birim, 350 birim, 550 birim şeklinde karşımıza çıkacak. Eğer fiyat 7 seviyesinden bakarsak o zaman bakın 300 birim, şurada 500 birimlik bir mal bezinde hacmi görüyorum. Ve toplamda da arkadaşlar fiyat 7 iken ilgili endüstride satılan mal bezinde sepet toplamı 800 birime tekabül ediyor. İşte arkadaşlar bu şekilde firma arz eğilerinden piyasa arz eğilisine geçiş yapılabiliyor arkadaşlar. Konu açıldığı için bunu hemen söyleyip ne yaptık? Bitirmiş olduk. Talepte söylediğim şey yine burada da yenileyin. Doğrudan soru olmaz. Soruda bir seçenek olur. Genel bir arz sorusunda firma arz eğilerinin işletme arz eğilerinin yatay toplamıdır şeklinde bir ifade kullanır. Soru da o şekilde geçer. Yani buradan soru geleceğini zannetmiyorum. Bakın çok spesifik bir cümle söylemeniz gerekiyor. O cümleyi de düzlemde bu şekilde ispatladınız mı? Tamamdır zaten. Evet. Videomuza bir müddet ara veriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda sayısal kısımda beraber olacağız. Yani arz fonksiyonları nasıl yorumlanır? Kaç tip arz eğilimimiz var? İstisnalar neler? Onları yorumlayacağız. Aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. İyi çalışmalar. Kolay gelsin hepinize.